Trias dönemi hayvanlarına geçmeden önce bu dönemde gelişen dinozorların neler olduğunu ve Parmiyen sürüngenlerinden farklarını anlamamız gerekir. Dinozorlar yaklaşık 235 milyon yıl önce küçük sürüngenlerden gelişti. Kafatası, boyun, kol, kalça ve ayak bileğindeki kemiklerin şekline ve yapısına dayanarak bu aile ağacı dinozor gruplarını gösterir. Ancak sürekli olarak heyecan verici keşifler yapıldığında bu yapı zaman içinde değişebilir. Yürüyüş Birçok dinozor ağırlıklarını desteklemek ve dik yürümeyi sağlamak için vücutlarının alt bölümündeki uzuvlarını geliştirdi. Permiyen sürüngenlerinin uzuvları ağırlıklarını destekleyecek kadar güçlü değildi. Bu nedenle karınları yere temas ederdi. Bir timsah vücudunu daha düz bacakları üzerinde yüksek bir yürüyüş halinde kaldırabilir. Ancak bu çok fazla enerji gerektirir. Tüm dinozorlar ayakları üzerinde durdular. Bunun sonucunda yürümek için daha az enerji harcadılar. Dünya hem karada hem de okyanusta gelişen şaşırtıcı sürüngenlerle doğrudur. Doluydu. Ancak hepsi dinozor değildi. Genellikle dinozorlarla karıştırılan bu diğer canlılar arasında deniz sürüngenleri, timsahlar ve akrabaları ve uçan pterozorlar bulunur. Bu Jurassic dönemi canlısı iktiyozor, Hızlı bir yüzücüydü ve okyanuslarda kalamar ve balıkla besleniyordu. Şimdi dinozorların erken akrabasından başlayarak nasıl çeşitlendiğini örneklerle inceleyelim. Bu canlıları sonraki dönemlerde daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Dinozorlar, en yakın akrabalarını içeren dinozor formları adı verilen daha büyük bir sürüngen grubuna aittir. Bu sürüngen kuzenleri ilk olarak 245 milyon yıl önce ortaya çıktı. Ancak tüm dinozor özelliklerini taşımıyorlardı. Dinozorların kuzeni, Trias sürüngeni, Marasuchus, dinozorlarla ilgiliydi ve birçok yönden onlara benziyordu ama doğrudan bir ata değildi. Soruskiyan, bunlara kertenkele kalçalı dinozorlar deniyor. Ancak hepsinde kertenkele gibi kalça kemikleri yoktu. Uzun boyunlu kemikleri ve her elinde büyük bir pençesi vardı. Milyonlarca yıl sonunda iki değişik türe dönüştüler. Terapotlar, sonunda kuşlara dönüşecek olan dinozorlar iki ayaklıydı. İki ayak üzerinde yürüdüler. Birçok terapot yırtıcıydı ancak bazıları bitki yiyordu. Soropodomorfa Erken türler iki ayaklı olmasına rağmen bu grubun çoğu üyesi dört ayak üzerinde yürüdü ve belirgin bir uzun boyun ve kuyruğa sahipti. Bazıları dev oldu. Ornithischians. Kuş kalçalı Ornithischians dinozorların kuşlara benzer bir şekilde geriye dönük kalça kemikleri vardı. Ayrıca alt çenede ek bir kemik parçası bulunuyordu. Daha sonraları 5 farklı türe dönüştüler. Pachycephalosaurus. Bu iki ayaklı bitki yiyenler 25 santim kalınlığa kadar kubbe şeklinde kafa taslarıyla savaşıyorlardı. Bu özellik beynin ağır darbelerden korunmasına yardımcı oldu. Ceratopsians. Herhangi bir kara hayvanının en büyük kafa taslarından birine sahip. Boynuzlu Ceratopsians, küçük iki ayaklılardan büyük dört ayaklılara kadar çeşitlendiler. Ornitopods Oldukça başarılı bu otçullardan bazılarının gösterişli boynuzları ve yüzlerce bitki ezici dişi vardı. Stegosaurus Sırt ve kuyruklarından aşağıya doğru akan ve zaman zaman omuzlarından çıkıntı yapan plakalar ve sivri uçlarla bu büyük etoburlar mükemmel savunuculardı. Ankilozorlar Geniş gömleği ödeler, çeşitli katmanlar, sivri uçlar ve kuyruk bölümleri otçul ankilozorusları yırtıcılara karşı silahlandırdı. Sonraki bölümde Triyas canlılarını inceleyeceğiz.